Burada söylemeye çalıştığım, ben 74 yılında gelince bir de sinemacıları, kahramanlarımızdı. Üçüncü derecede oynayan oyuncular dahi Türkiye halkının kahramanlarıydı. Tanıyorlar isimleriyle. Ben sinemaya başladıktan sonra filmler çekiyorum, başrol yapıyordum. Bir bakıyordum sete, daha önce çok seyrettiğim, üçüncü derece, ikinci derece, birinci derece oyuncular geliyorlar. Heyecanlanıyordum çünkü onlar gerçekten hayatımızın içine girmişlerdi, kahramanlıkları ve işleriyle beraber. İki insanın yaşam macerasında kadının, erkeğin, gencin, işleyenin toplumsallaşması, toplumsal sorunlarla ilgilenmesi, bireysel veya toplumsal konusunda çok önemli işler yerine getirmiş bir sinemada yaşayacağım ve çok sorulara karar verdim ki ben bu sinema macerasında bulunmaktan gurur duyuyorum ve o işe emek verenleri saygıyla anıyorum. Bunu söyleyeceğim. Kadın olmak, evet, birçoklarımız zor olduğunu söylüyor. Aslında ben çok önemli bir zor yaşamadım bu mesleği yaparken. Ama tabii ki bu toplumumuzda kadın olmak çok zor merhalelerden geçti bugüne kadar. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken bana göre daha olumlu, daha kadının özgür olduğu ve bu filmlerimiz aracılığıyla daha iyi farkındalıklar yaratıldığına inanıyorum. Yani bence yani umutsuz değiliz ve iyi de bir yere geldiğimizi düşünüyorum bu anlamda. Kadın, Duygu Asena bilirsiniz, kadının adı yok demiş. Onu da rahmetli analım saygıyla, sevgiyle. Bence şu anda artık kadının adı var. Ama daha yol alacağımız çok da aşamalar var diye düşünüyorum. Peki, devam ediyor şey. Kadın oyuncu bulmak Türkiye sinemasının başlangıcından itibaren en zor konu. Yani Müslüman olmaması gerekiyor kadın oyuncunun. Ecnebi olması gerekiyor. Hristiyan veya başka dinlerden olması gerekiyor. Yoksa taşlanacak ve rejim uygulanacak. Ve bu bir Cahit Esmokulara kadar devam eden bir şey. Bizim sinemamız halk kültüründen beslenen bir sinema. Ve bunu film yapanların birçoğu farkında hiç zamanı olmadan yapmışlar. Yani bizim sinemamızda denir ki star sineması. Hayır, bize star sineması yok. Bizde halkın kahramanlarının sinemaya geçmiş halleri var. Aynı şey değil. Aslında bir tarafta Yeşilçam var. Yeşilçam halkın sözlü, geleneksel kültüründen beslenen bir sinema. Bu sinemada karakter yok. Bu sinemada tipler var. Demek ki sinema kahramanlar yaratabiliyor. Engin Ayça farklı düşünse de ve onlara karakter diyebilirim. Çünkü o karakter benimsiyor. Onları kahramanlaştırıyor. Belki de öyle. Belki de onu rol model alıyor. Seyirci için evet, bir yandan kolay ilişki kurabilir ama bazı seyirciler için de hiç değil. Yani bazı seyircilerin bence film zevkine hakaret gibi filan bulduklarını düşünüyorum. Çünkü çok bazı agresif tercihler var filmde. Dolayısıyla seyirciye sürekli bir şekilde bir mesafe koymaya çalışıyor filan. Bu da tabii ki bir takım seyirciyi hiç mutlu etmiyor. Çünkü zor durumda olan, yardıma ihtiyacı olan kadın ve erkek bireyler geliyor. Burada tabii bir takım tanışıklıklar oluyor, sohbetler, muhabbetler oluyor. Bu meselenin, bu mevzunun çok yaygın olduğunu, sandığımızdan çok daha yaygın olduğunu ülkemizde ve dünyada bir kez daha farkına vardım. Ve konuştukça, yani böyle bir fikir oluştu. Cinsel şiddetle ilgili, aile içi cinsel şiddetle ilgili bir film yapma fikri oluştu. Çünkü şeyin değerli olduğunu biliyoruz. Bu süreçlerde birinin yanınızda olmasının kıymetini biliyorduk. Kendisi uyur gezerdi ve teyzem onun ayaklarını bağlardı. Damda yatardık falan böyle çocukken. O ayak bağlaması beni etkilemişti. Hikaye arayışını ben bundan beslendim ilk başta. Tabii ki daha sonra karakterin hikayesi, karakterin yolculuğu, daha önce okumuş olduğumuz birçok kitap, izlemiş olduğumuz filmler
bunların hepsini besledi ama spesifik olarak şu film, şu karakter, şu kitap diyemem. Hepsinden beslendim. Başlıyorduk yani. Bu benim her filmde olacak olan bir şey. Yani Doktor Hoca mı kaldı diye. Yani aslında öyle bir yol... Tarihçesinden bahsedeyim. Mustafa Sarıtaş'la ben çocukluktan tanışıyorum. Malum biliyoruz artık. Hapishaneye girip de hapishanede onunla çekim yapmak için izin aldığım zaman bir oda ayarlandı. O odada biz aylarca konuştuk. İki haftada bir derse gidiyordum Kıbrıs'a, İstanbul'dan. Orada bir gününde hapishanede onunla çekim yapmaya girmiştik. Bir odada uzun süre konuştuk. O zaman film başka bir tarafa doğru evrimleşmeye başladı. O da neydi? Merhametin keşfi. Merhametin keşfi ve merhametin benimle olan ilişkisi üzerine. Süreç şu, yani aslında Türkiye'de yapılan ilk kentsel dönüşüm en zayıf halka olan en yoksul mahallede başladı. Ve sonrasında biliyorsunuz Türkiye'nin her yanı artık kentsel dönüşüm değil, ransal dönüşüm. Yani orada insanları yerinden etmeden, çünkü oradaki hiçbir birey aslında kentsel dönüşüme karşı değildi. Ama birlikte bir dönüşüm yapalım. Film kendini anlatıyor, merak ettiklerinizi ben söylerim. Şu anda bu ev yok. 24 Temmuz'da çıkan bir yangında bu koca konak yok oldu. Şu anda sadece Hasan Özgen'in anılarında var, bir de bu filmde. Ama hani merak ettiğim ve süreçte olan bitenleri olabildiğince belgeselin içinde vermeye çalıştım, sormaya çalıştım. Bandırma Belediyesi ve Bandırma Sinema Topluluğu ile 2 yıldır yazlık sinema şöleni yapıyoruz. Soça'da film günleri Hüseyin Karabey bizden bir arkadaşımızın öncülüğünde orada bir parçası olmaya çalışıyoruz. Adalar'da 3. yılını bitirdik. Yazlık sinema yapıyoruz ve bağımsız sinemanın büyük ölçüde Türkiye'den örnekleri ama dünyadan da örneklerini izleyiciyle buluşturuyoruz. İlk filmin borcu kendi çabalarımla çeşitli şehirlerde gösterme film kopyalamasıydı. İnanın bazen yönetmen olarak belediyeleri arayıp böyle bir filmim var ve bu şehirde hiç bağımsız sinema gösterilmemiş. Ben oraya gelmek istiyorum oyuncumla beraber dediğim şehirler oldu. Böylece şu pahalı sinema takip edersiniz ve herkese erişemiyor. Ama ben destek olmak istiyorum diyen, dünyanın, Türkiye'de dünyanın değişik bir yerindeki bir sinema sever de destek olmuş oluyor. Ne değerlendirdik, ne yapabiliriz, nasıl izleyebiliriz? Ya sinema salonlarının vizyon mantığının dışına çıkarmayız dedik. Yasap üzerinden ilerleyecek olursak o sene 100 kişi üzerinden 5 kişi gerçekten film yapmak için orada okuyor ve bu çabanın sonuçları ortaya çıkıyorsa evet bu seneyi de kurtardık diyoruz. Neye ihtiyaç var? Estetik okumaya ihtiyaç var. Psikoloji okumaya ihtiyaç var. Sosyoloji okumaya ihtiyaç var. Kamera kullanmayı bilen adam veya kadınlar veya işte ses çekmeyi bilen adam veya kadınlar yetiştirilmiş diye baktığında aslında onlar da iyi değil. Yani onlar da işlerini doğru düzgün yapamıyor. Yani bugün hala Türk filmlerinde ne konuşulduğu anlaşılmaz ya. Yani bu çok standart bir soru. Yani nerede seyredersen seyret. Yani ben şöyle düşünüyorum, akademi çok kıymetli elbette ki ama ben bir yandan sektörde yapımcı olarak da çalıştığım için o oyunda işte bu konuyu işliyordu. Ben de çok şaşırmıştım, sordum dedim ki ne oluyor ya. Anlattı ve ilgimi çekti, ben anlamasından kalkıp eve gittim. Sonra araştırmaya başladım, araştırdıkça da böyle şeyler oluyordu yani. Gördükçe daha şoka uğruyordum. Normalde ben oyuncuyum ama yazma işlemi her zaman ilgimi çekiyordu. Sonra ilk başta bunu kısa film olarak yazdım. Ve sonra Vahit bu yaz sürecini ve annesinden hep duyduğu bu şiirleri kaydetmek istedi. Sonra bunu Fabio'ya ve bana, yani baktığı şeyi bize de gösterdi. Biz de hissettiklerimizi ona anlattık. Sonra onun keskin müziklerini yaptı. Hepimiz bu arada eski arkadaşlarız. Ben de aynı zamanda ona röportaj yaparken hikayeyi öğrendim ve bana da çok hitap ediyordu çünkü kendisi bu mekanı işte işsizler, sanatçılar, öğrenciler için yaptığını söylüyor ve tamamen beni ifade ediyordu. Aslında sinematografik becerilerimi geliştirmek için, ya yani geliştirmeye çalışmak için çıktı ortaya. Ve bu geliştirmeyi sağlamak için de hani hem çekerken öğrenebileceğim,
daha ben kendi kültürüme dair derinlik sağlayabileceğim bir yapım olmasını istedim. Çünkü bir benim için bir sorun ve o sorunun çözümlenmesi için bir deva ve onun daha çok kitlelere ulaşabilmesi için bir yol olarak da sinemayı tercih ediyorum. Yani ben çok farklı bir toplumda doğsaydım, daha farklı bir ülkede yetişseydim, acaba yönetmen mi olurdum, ne tarz filmler çekerdim, nasıl bir insan olurdum diye düşündüm. Tabii bu filmin çok çok alt metni ama bendeki hevesi ve bunu çekme isteğini uyandıran bu oldu. Aslında Okyan Orijinali'nde kendi adaları olan adada nasıl azınlık haline geldiklerini ve diğer insanlardan uzakta yaşadıklarını da görmüş oldum. Ve süreç içerisinde onların bu hikayesini başkalarına da göstermek istedim. Kendilerine anlatmaları için bir fırsat yaratmak istedim. Ve bunun için de farklı teknikler kullandık. Hem 2 boyutlu animasyon hem 3 boyutlu animasyon. Aynı zamanda Türkiye'de ilk motion capture deneyimlediğimiz kısa filmi yapma fırsatı sağladı bize İzyon Stüdyosu. 3. sınıf dersi kapsamında bilim kurgu temalı bir film yapmamız gerekiyordu. Ve bana göre bence bilim kurgu temalı film yapmak için bir miktar bütçe gerekiyor. Ve benim de bütçem yoktu. Ben dedim ki bu filmi bütçem olmadan, yani daha doğrusu düşük bir bütçeyle nasıl yapabilirim diye düşündüm. Burada olmak benim için çok gurur verici bir şey. Ben dedemi kaybettikten sonra yazdığım şiirden ilham alarak yaptım bu filmi ve ikinci dönem final ödevi olarak yaptığım bir projeydi aslında. Hamamın önünde durduğunu gördüm ve oradan bir hikaye çıkabileceğini düşündük. Ve projeyi oluşturduk. Biraz uzun sürdü aslında. 6 ay kadar bir vakit aldı. Çünkü Sera, ismi Sera, çok çalışıyordu ve izin alamıyordu çalıştığı yerden. Böyle bir yöntem belirledim. Kurgusal, işte farklı hızlı efektlerle ve işte senaryonun da belgesele artık dahil olabildiğini düşünüyorum. Uluslararası premieri Danimarka Odense'de yaptık Ağustos'un sonunda. Bu da şu an ikinci olarak Türkiye premieri. Yeni başladı, bakalım ne olacak yani. Ben de heyecanlıyım.